sayesinde o denklem verilerini yapabiliriz. Bu iklim verisi olur, arazi kullanımı olur, dem olur, fark etmez. Ne olursa olsun biz raster kalkülatör ile bunun işlemi yapabiliriz. Bakın burada band 4 ve band 5 var. Görüntüler. Ben normalde NDVI size gelecek derste daha detaylı anlatacağım dedim ama yani hiç anlatmayacaktım. Şu an sadece bunun bir girişini yapacağım. Bakın burada band 4 ve band 5. Peki burada hesaplamada bize ne gösteriyor? Diyor ki band 5'i band 4'ten çıkart, böl. Sonra band 5'i band 4 ile topla. Daha doğrusu çıkart, topla, böl arkadaşlar. Russell Calculator ile bunu çok kolay yapabilir misiniz? Yaparsınız. Bazı değerleri float virgüllü değerler çıkacağı zaman şöyle float içerisine alıp arkadaşlar band 5. Ne demiştik? Band 5 eksi band 4. Öyle değil mi? Arkadaşlar bakın. Çok kolay bir işlem. Yani band 5'ten bakın en kolay işlemi gösteriyorum aslında uzaktan algılamada. Band yani şu an CBS bilgisi yani bu. Band 5'ten band 4'ü çıkartıyorsunuz arkadaşlar. Yaptık mı? Float seçtik virgül içerisinde. Peki sonra da ne demiş? Bunu böl demiş. O zaman bölü işareti. Tekrar float diyoruz. Band 5 ne demiş arkadaşlar? Artı demiş. Bu sefer de. Bildiğin hesaplama. Yani şurada şey yan tamam doğru. Değer dedim yanlış mı şey yaptım. Band 5 artı band 4 bölü arkadaşlar şeyi çıkarttık. Şöyle hesaplamalara bakalım. Yanlış. Band 5 eksi band 4 bölü arkadaşlar şurada da band 5 artı band 4. Doğru mu arkadaşlar? Hocam o kısma neden float diye bir şey eklediniz? Niye ekledim? Hesaplamaları düzgün yapsın diye bir parantez içerisine aldım. Float ondalık sayılarla ifade ediyor. Yani o virgüllü değerleri de hesaplasın diye. Çünkü virgüllü değer hesaplıyor ya. Bu tür Evet hocam. hesaplamalarda genelde float yapın. Yoksa parantez içerisine aldığımız zaman bu tür şeyleri kolay kolay hesaplanmıyor arkadaşlar. Ben genelde bu tür şeyleri de float alıyorum. Şimdi bunu yaptım. Arkadaşlar şöyle yeni bir klasör alayım. Burada. Diyelim ki NDVI. Arkadaşlar bakın NDVI yazdım. Okey diyorum. Ne yapıyor? Bize bitki indeksini hesaplıyor. Ya aslında bu sonraki konularda anlatmam gereken ama öne aldık. Arkadaşlar. Olsun fark etmez. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar NDVI hesapladı. NDVI ile ilgili literatür okumanız lazım bilmeniz için. NDVI diyor ki NDVI değerleri eksi 1 ile artı 1 arasında olur diyor. Bakın burada. Ben de rengi NDVI şeyi yapıyorum şuna rengi. Bitkiler böyle kırmızı olsun olmayan olanlar da böyle yeşil olsun diye. Okey diyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şöyle zoomladığımız zaman bitkilerin olduğu yer mesela şuralar baraj. Hiçbir şekilde bitki yok arkadaşlar. Direkt burada bitki olmadığını ama bakın şuralar tarım alanı ya da ormanlık bitkilerin olduğunu gösteriyor arkadaşlar bize. Gördünüz mü? Bir yerde bitki olup olmadığını ya da ölü olup olmadığını. Buradaki tabii bunun istatistiksel hesaplamaları da var. Değerlerine göre şeyleri çıkartıyorsun. Mesela tıklıyorum. Değere bakıyorum 0,44. Aslında çok çok canlı bir bitki yok yani. Şuralara tıklıyorum. Zaten burada hiç bitki yok. Eksilerde, birlerde. Arkadaşlar şuraya tıklayalım suyun olduğu yerde. Bakın eksi 0,07'de arkadaşlar. 0,07 daha doğrusu. Yani burada